gösteren çatışmalar ve patlayan bombalar yabancı yatırımcıyı tedirgin etmekte. Türkiye yabancı sermaye akışı kesildiği takdirde, Allah korusun, 80 öncesi 70 sente muhtaç günlere dönecektir. Ben iş hayatında hep iyimser bir çizgi izledim. Ama maalesef bugün baktığım tablo için bunu söyleyemiyorum. Nedir bu tablo? Bize özetler misiniz? Türkiye'nin yılda milyarlarca dolar dış kaynağa ihtiyacı var. Bu para olmadığı takdirde ekonomik daralma meydana gelecek. Bunun neticesinde birçok sektör iflas edeceği gibi binlerce insan işsiz kalacak. Hatta devlet maaşları ödeyemeyecek duruma gelecek. Haber ulaştır Bedri Fincancı'ya. Celal Karacadağ buraya gelsin. Abi, Celal Karacadağ'la ne işimiz var? Bu eylemleri İskender boşuna yapmıyor Abdüley. Bombanın sesini duyunca ilk kim kaçar? Para. Polat Molat, kimseyle görüşemem Cemal. Abi, adam çağırdı. Gitmemek ne demek? Ben seni takmıyorum demek. Ben takmıyorum demek ki Cemal. Madem sen takıyorsun, git görüş. Yahu, Bedri dememiş mi onlara Erbil'den dönünce ben gelirim diye? Abi, Bedri ile olacak iş mi? Yahu. Öf. Onunla olmaz, bununla olmaz. İşim var Cemal. Ne diyecekse ver randevu, haftaya buyursun gelsin. Ben bu yaştan sonra kimsenin ayağına gidemem. Davut'la birlikte Polat'ın da devri kapandı Cemal. Sen rahat ol. Abi, Karacadağ geldi. Ama kardeş geldi. Cemal. Ağabeyi neredeymiş ki? Bilmiyorum abi. İyi, kardeşi gelsin. Olmadı ağabeyine biz gideriz. Karşıla Abdüreyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? Buyurun oturun Cemal Bey. Ben senin hayatını kurtarıyorum. Siz buraya gelip bir ömür size minnettarız diyorsunuz. Ondan sonra ben senin abini çağırınca seni yolluyor, öyle mi? Malumunuz, abim biraz yaşlı. Ofisten fazlaca çıkamıyor. Çıkıyor, çıkıyor. İskender çağırınca 15 yaşında delikanlı oluyor. Elçiye zeval olmaz Polat Alemdar. Ben size bir can borçluyum. O yüzden bu söyleyeceklerim bana ait değil. Şirketimin patronu Celal Karacadağ'a ait, kabul edin. Celal Bey diyor ki, bizim Polat Alemdar'la görüşecek hiçbir şeyimiz yok. Sen de şirketinin patronuna de ki, bizim kimse de alacağımız kalmaz. Bu can bile olsa. Onun yüzüne bayılan yok ki görmek isteyelim. Biz hem İskender'in hem onun ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa ya da bunun için bir şey yaptıklarını öğrenirsem onun başını keserim ki başı gövdesi ayrı oynamasın.
Bir adamı nasıl koruyamazlar Abdüley? Bilmiyorum abi. Demek Celal Karaca da bizi dinlemiyor. Ne yapacağız abi? O it nerede oturuyor öğren Abdüley. Celal. Papalot Alemdar. Seninle anlaşabiliriz. Ben sana ne haber gönderdim? Eğer sözümü dinlemezsen kafanı keserim dedim. Sen ne yaptın Celal? Benim bir günahım yok. İskender adamı öldürdü. Ha işte. Ben de tam bu yüzden ibret alem için seni öldüreceğim.